Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Zeytinburnu Çarşamba Pazarı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi teşekkür ederim. Siz nasıl? Sağ olun. Belediye seçiminde reyimizi hangi partiye vereceğiz? Ona söylemeyelim be. Ona cevap. Yok. Peki denk geliyor mu Zeytin? Tabii ki ben bir daha geçen sene de sizinle bir muhatap olmuştu. Evet, bir muhabbetimiz olmuştu. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl buluyorsunuz videolarımızı? Beğeniyorum. Bizim de merkezimiz Zeytin. Konumuza sağlık. Teşekkür ederim. Elinize efendim, sağlık. Belediye seçiminde reyi kime vereceğiz? Vallahi reyi bizim HDP vereceğiz biz. Dem, yani ismi Dem Parti'ye. Yani Zeytin bunu da bakalım, hele daha her şey netleşmemiş, belli değil. Olacak mı, olmayacak? Yani daha belli değil. Olmasa da CHP, başka bir şey yok. Ben partiye vermem, adama vermem. Ben parti bana demem. Benim kim? Hangi adama? Benim bir kilo şekerde 6 kilo şeker zararım var. Ben bileyim ne olduğumu. Partiye bana bir şey demem ama. Tamam. Adam, ben kişi, adam halkından korkum yok. Bu da sanıldığım için. Yanına 3 sefer vardım, beni görmeden yanına çıkamadım ama şimdi şu anki belediye başkanının onun burada sülalesiyle benim ahbabımdı. İlyas vardı. Rüzel İlyas doğum bilmem ne. İlyas evet. Sen şu an hangi adama vereceksin? Hadi onu söyle. Ben o adama vereceğim ama öbürünü vermem. Ömer Ersoy vereceksin. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de benim başım İmamoğlu. İmamoğlu. Hangisine hak eder, hangisi hak ederse ona veririz. İşte yarın seçim olsa hangisi hak eder? Biz tamamen tarafsız gazeteciyiz. Hiç partimiz, kurtumuz yok. Abi ben o konuda fikir belirtemeyeceğim. Bu da cevap söylemek istemiyorum. Bir cevap kararsız yazacağız. Oyu kime vereceğim? Evet. Söylemek zorundayım. Yok, ben de kalsın söylemek istemiyorum. Tamamen sana kalmış. Biz zor yok. Gönlüm kimi isterse onu vereceğim. Tamam. Olsun iyiyiz. Allah daha iyi. Allah'a çok şükür. Pazar fiyatları ölmeden yaşıyoruz ya. Gidip geliyoruz ya. Allah'a çok şükür. Belediye seçiminde reyi kime vereceğiz? He? Belediye seçiminde oyumuz kime? Kim kime verirse ben de ona vereyim. İşte sen kime vereceksin sorun? He, kim kime verirse ben de ona basayım. Yok, biz size soruyoruz. O çocuklar çıkın ya. He, başka oy kimsen yoktur. Oyunuzu kime vereceğiz? Oy. Oy kimi basarsa ben de onu basayım. AK Parti mi? CHP mi? He, ona bilmiyorum ben kimi değilse. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Kendime vereceğim. Kendiniz hangi partisiniz efendim? Allah. O bende kalsın. Eyvallah. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Elhamdülillah, sağ olun. Zeytinburnu'na mı oturuyoruz? Evet. Hangi mahalle efendim? Beştepsiz. Selam olsun. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz efendim? Vallahi ben AK Parti'ye veriyorum ya. AK Parti. Ege seçiminde reyimizi hangi partiye vereceğiz efendim? Belediye seçimlerinde. İlçede ve büyükşehirde. Yaz. Gazeteciyiz. Partiyle alakamız yok. Gazete, televizyon. Tamamen tarafsız. Karar sizin. Nicelam. 20 yıldır da yapıyoruz. %90 da söylüyor. Vallahi bence şu anda Zeytinburnu Belediyesi iyi çalışıyor. O zaman ilçede ve şehirde AK Parti mi diyelim? Evet. Türkiye'de öğrenciyim, İstanbul gazetecilik bölümünde. Çok güzel. Vermeyi düşünmüyorum. Çok memnun değilim çünkü. İlçede mi? Evet. Vallahi adayları tam net araştırmadım. Araştırıp bakacağım. Tamam, bir çünkü ben bir Ömer Ersoy. CHP'nin adayım, Ömer Ersoy AK Parti'nin adayım. Diyelim. AK Parti'ye vermeyeceğim bu sefer. Geçen sefer ona verdim. Memnun değilim şu an. Evet. Peki. Efendim nasılsınız? İyiyiz, çok şükür. Siz yaş 25 var mı? Yaş 70. Efendim, belediye seçiminde reyimizi kime vereceğiz? Belediye, niye bu kadar soru? Ben CHP'liyim, ben CHP'ye veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince dürüstlük, her şey geliyor aklıma. Dürüst bir adam, çalışkanlık. Sağı da öyle, solu da öyle. Peki siz vermezseniz... Gitmek bilmiyorlar, halkın derdini anlamıyorlar, yok öyle. Siz vermezseniz, ben vermesem nasıl yönetilir? Hayır, gidiyorsunuz kulis altında Amerika ile şuyla buyla anlaşıyorsunuz. Çözümünüz ne? Demokrasi ne gerekiyor? Çözüm mü? Bıktık siyasetçilerden. O yok. Bıktık. Benim arkadaşım 30 yıllık. Ben de Arif'in dayısıydım. Rahmetli Arif Şentürk'ün dayısıyım. Nasılsınız? Sağ ol. Arif Aga. Arif Aga. Severdik kendisini. Caddede ismini verdik. Evet. Ben 40 yıldır Zeytinburnu'yum. Kitabını yazarıyım. Hangi kanal? İstanbul TV. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Efendim, belediye seçiminde reyimizi kime vereceğiz? Valla kararı veremedim. Son zamanda bakacağız. Kararsız.
Vallahi bilmiyorum kime vereceğimi. Kararsızım. Peki. Bakalım yoksa direkt size mi bırakayım? Fark etmez. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim, belediye seçiminde oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Şimdi İlçe belediye mi? Seçiminde ilçe olarak, Zeytinburnu olarak bugüne kadar hep AK Parti'ye oy kullandım. Bugünden sonra? Bugünden sonra da biraz değişsin diyorum. Yani değişsin. AK Parti olayı değişsin. Çünkü belediyeye gittiğimde her seferinde aynı ilin insanlarını görmek istemiyorum. Hep Giresunculuk oynamalarını istemiyorum. Giresunculuk oynamalı. Evet, oynamalı. Oğlu yerine değişik bir kişi, değişik bir şahıs veyahut da şöyle diyelim, hani partinin kendi temelinden. Kriteriniz ne efendim? Başarının kriteri ne? Kriterinden ben şöyle söylüyorum. Mesela ben şahsen kendim Malatyalıyım. Mesela Malatya'nın CHP, ben de İzolluyum. Hangi köy? Bari köyündenim ben. Bizim Nusret Mumun. Genişlerle Kirveyiz. Ben şunu söylüyorum. CHP tabanından rahmetli Mevlüt Aslanoğlu bir milletvekili. Hatta öyle bir... Yok, ben kötü demiyorum Veli Bey'e. Veli Bey'e kötü demiyorum. Şimdi... İşte yani o zihniyette bir belediye başkan adayı gelse niye düşünmüyor? Ve de direkt yani kesin oyumu veririm kendisine. Abi hangi mahallede oturuyorsun burada? Burada Beşlersiz'de oturuyorum ben. Abi 25 yıldır Zeytinburnu AK Partili başkanlar yönetiyor. Kentsel dönüşüm ve imar başta olmak üzere başarılı mı değil mi, ne düşünüyorsun? Yani bütün belediyelere katarsak için hiçbir belediye başarılı değil şu anda. Ama şunu söylüyorum, son 5 senesi hiç başarılı değil. Başarılı değil. Ha, yani Murat Aydın'la kıyaslarsak o biraz da uzun süreli durdu ama 20 yıl. Son 5 yılda Ömer Arasoğlu'nun yaptığı pek bir şey göremiyorum ben. O zaman değişim şart. Bana göre Zeytinburnu'da şart şu anda. Ama Büyükşehir'de İmamoğlu'na olarak da... Ben de adayım. Bana oy verirsiniz inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Hemşeriyiz. En azından hemşeri bahanesiyle oy verin. Saygılar. Saygılar. Evet. Zeytinburnu olunca 30 yıllık dostlarımız, arkadaşlarımız da denk geliyor. Mürsel Çırak Çarşamba Pazarı'nda denk geldik. Tamamen tesadüf. Efendim sizinle biz olsun bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Çarşamba Pazarı'nda karşılaştık. Klasik sorularımızı da size soracağız. Değiştirmiyoruz. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız efendim? İlçe belediyesi mi, büyükşehirde mi? İkisi de. Şimdi ben öncelikle Hüseyin kardeşim, 30 yıllık tanışıyoruz, birlikteliğimiz var. Ben de buraya elektrik malzemesi almaya geldim karşıya. Denk geldik. Yani bu tamamen tevafuk bir şey. Tevafuk. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde geçen dönem 2019 seçimlerinde oyumu Ekrem İmamoğlu'na verdim. İlçede efendim? İlçede de Adile Mecan'a verdim. Allah için yani, gerçekten. Yeni seçimlerde bu dönemde yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına vereceğim. Peki, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ona yapılan haksızlık geliyor. Ona yapılan haksızlık geliyor. Şu anda halen o haksızlık devam ediyor. Yani o haksızlığın karşısında da bu millet yine cevabını vereceğine inanıyorum. Efendim, Zeytinburnu 25 yıldır AK Partili başkanlar tarafından yönetiliyor. Kentsel dönüşüm ve imar başta olmak üzere hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Değişim olmalı mı, olmamalı mı? Değişim muhakkak olmalı. Her zaman bir laf var ya, tebliğli kıyafette ferahlık vardır diye. Değişim her zaman ferahlık getirir. 25 yılın geldiğimiz noktada doğumum ve Zeytinburnu'yum. 68 doğumluyum, 55 yaşındayım. İmar konusunda Zeytinburnu'na gerçekten bir şeyler kattılar mı? Yani tabii muhakkak bir şeyler yapıldı. Yapılmasa zaten süreç böyle devam etmezdi. Bir şeyler var ama istenilen noktada değil. Gerçekten değil yani. Bugün değişim demek yani mevcut rant alanlarını, yeşil alanlarını imara açmak dönüşüm değildir. Mevcutu değiştirmek dönüşümdür. Ama bunlar rentable, kupon arazileri, rantı açarak kendilerine... Sayın Üsküdar, meclis toplantısında diyor ki etrafımız Barcelona, içimiz Harlem diyor. Büyük, evet. Aynen. Şimdi 50 milyona Büyükyalı'da 50 milyon daire satılıyor. 50 milyonlu adam daire alıyor oradan. Vatandaş iç kısımda yani gece kuşu da şurada bakın, gece kondu şu demirler çıkmış da gece kondu evde duruyorlar. Yani gece kondu bina, apartman. Gerçekten yani 25 yılım geldiğimiz noktada Zeytinburnu'na hizmet etmişler mi? İşte ortada her şey. Yani görünen göy kılavuz istemezler atalarımız. Şimdi her şey ortada. Bu süreçte bunlar Karl Marx'ın kitabında diyor, taş gibi düştüler. Öyle diyor, taş gibi düştüler yani. 25 yıldır niye kazanıyorlar efendim? Niye kazanıyorlar? Gerçekten toplumda şöyle bir yapı var. Yani her şeye rağmen kazanmanın tek sebepleri yani iyi bir muhalefetin, güçlü bir muhalefetin, yani söz sahibi bir muhalefetin, yani birlikte olanların da birlikte olmasından kaynaklanan bir muhalefet olmadığı için. Bence iyi bir muhalefet olsa, gerçekten irayetli, dirayetli, sözü, özü bir olan, gerçekten insanlara bu mesajı veren biri olsa kesinlikle bunlar alt üst olurlar.
31 Mart'ta Zeytinburnu ne olacak? Değişim olacak mı, olmayacak mı? Olacağına inanıyorum. Ama kim ne olacak? Zaman gösterecek. Ama kesin olacak, bunu bilin yani. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yok. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Allah razı olsun. Hangi mahallede ikamet ediyoruz? Beştesiz Mahallesi. Şehit Erbaruk Hüseyin Sokak. Peki efendim. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Hangisine? Büyükşehir'de. AK Parti. AK Parti. Büyükşehir'de AK Parti. AK Parti. Ablacığım nasılsın? Rahatsızım oğlum. Geçmiş olsun. Memleket nereye? Sinop. Selam olsun Sinop'a. Belediye seçiminde oyu kime vereceğiz? Belediye seçiminde. Biz gazeteyiz, partimiz yok. Vallahi bilmem. Kararsız. Niye illahi artık atıyor? Kararsız. Uçuyoruz. Köprü, yol, baraj, İHA, SİHA uçuyor Türkiye diyorlar. Nereye uçuyor? Her şey var diyorlar. Nerede var oğlum? Var, baraj var, İHA var. Ne yapayım köprüyü, barajı? Buraya geleyim bak, bir şey almadan gidiyorum. Niye? Pahalı mı? Pahalı. Ucuz diyorlar AK Partiler. Yok be, AK Parti'ye ne de keder abla? Elazığlıyım ben. Ben de annem Elazığlı, ben Malatya'yım. Ben Elazığlıyım. Sen Bozkır'lısın, ben Elazığlıyım. Ben Bizoğlu'yum. Ama kurban olayım sana. Belediye seçiminde oyu kime vereceğiz ablacığım? Ben AK Parti'ye vermem. Abiciğim, daha verdin mi hiç? Vermedim, vermem de. Peki bizim sorumuz, kime vereceksin? Kime yazalım? Ben. Şeye ver. Boş ver. İmamoğlu ne yaptı ki? İmamoğlu da yapmadı hiçbir şey. Adalet Bakan, CHP, HDP, yok, AK Parti. CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. AK Partili başkanlar 25 yıldır buradalar. Ne yapmışlar? Bize sadece pahalılık yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. Öyle mi? Evet. Bize ne? Uçurduk diyorlar Zeytinburnu. Tamam, uçurdular zaten. Uçurdular, bize ekmek alıp yemiyoruz. Uçurdular, doğru söylüyorlar. Pahalı değil mi? Evet, her şey pahalı. Bir ekmek 10 lira yaptı. Halk ekmeği 5 lira yaptı. Daha önce AK Parti oy verdin mi hiç? Hiç vermedim, vermem de. Oy da yok. Hiç vermedim, vermem de. Tamam. Vermedim, üzülmedim. Eyvallah. Verdikler üzülsün. Doğru. Ben kızıma da dedim, verme anne, o bize emekli yaptı, biz emekli kendimiz olduk. Çalıştık, emekli olduk. Ama bize ne, bize zam yapmadı ki yavrum. Doğru. Çalışanlara verdi. Vermedi. Emeklere vermedi. Haksızlık ya o da. Haksızlık. Yar yara böyleydi. Ona da vereydi, bize de az da olsa koysaydı bize. Vermedi. Haysin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Zeytinburnu'nda. Hangi mahalle efendim? Beştaş. Çok güzel. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? O da bana kalsın ya. O da cevap efendim. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Biz gazete, televizyon, partiyle alakamız yok. Anladım. Ya artık gençlere verilsin bunlar. Biraz da gençler idare etsin. Onun için diyorum ya. O zaman Ekrem İmamoğlu gençlik o. Gençlik ona verilsin. Tamam. Efendim 25 yıldır Zeytinburnu AKP'li başkanlar yönetiyor. Evet. Kentsel dönüşüm ve imar başta olmak üzere başarılar mı değil mi, ne düşünüyorsun? Yarı yarıya. Çünkü bazıları bir sahilden zenginlere yüksek katırdan evet. Yer vermiyorlar. Evet. Orası Paris, burası Harlem diyorlar. Ama sahilde 20-39 katı var. Orası sahil, orası Arap bölgesi. Çünkü siz biz oturamayız orada. Evet, 50 trilyon oturacağız, 50 trilyon daire. Siz biz oturamayız. Burada millet 10 milyarı tutup kirayı veremiyor. Oraya biz adımımızı bahçesine atamayız. Vay Zeytinburnu vay. Allah yardımcımız olsun. Zeytinburnu elimizden gidecek bu şey. 40 yıldır Zeytinburnu'yum ben. Ben doğdum, büyüdüm, Zeytinburnuluyum. Elimizden gidecek bu gidişler. Araplara verilirsin. Size ben bir şey, biz uzatmaları oynuyoruz şu an. Öyle mi? Öyle diyorum. Ufak ufak geliyorlar. Şurada pazara çıkıyorum. Ambarlardan. Pazara çıkıyorum ben burada. Önceden sadece konu komşu görüyordum. Ama maalesef şu an Birleşmiş Milletler oldu. Evet. Doğru. Allah sonumuzu hayır ede. Allah sonumuzu hayır ede. İnşallah bu günler aramayız. İnşallah. Ama bu gidişle göçmen herhalde arayacağız. Öyle görünüyor. Siz nerelisiniz? Tamam bak, ben din, il, hırk ayırmıyorum. Ne insan olmak lazım? Ne olursa olsun insan olsun. Haklısınız. Ben de. Hani Kürt, Türk, Suriye, Afgan, şöyle böyle, yeter ki insan. Cenab-ı Allah onu ayırt etmemiş, sen ben kimiz? İnsan olarak. İnsan olsun, karşıma gelsin, elini öpeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Saygılar sana. Kolay gelsin. Sağ olun. Ekonomi çok kötü. Niye? Seneye mi geçindiriyorsun? Öyle abi. Seneye mi geçindiriyorsun? Ne yapacaksın ekonomiye? Abi kötü ekonomi. Yani şurada bir şey almaya kalksan alamıyorsun. Yapma ya. Baban almıyor mu sana? Babam vefat etti abi. Allah rahmet etsin. Amin.
Bak başını sağ olsun. Sağ olun. Pakistan. Pakistan. Ziaül Hak. Ne? Aleyküm selam. İmran Khan da var orada. İmran Khan evet. İmran Khan gerçek Müslüman, iyi Müslüman. Ne yaptılar İmran Khan'a? Tabii ki. Haksızlık. Evet doğru değil yani oralar çok yanlış yapmışlar. Doğru doğru çok. Ha, millet Pakistan halkı sahip çıkmalıydı. Çıkmadı. Çıkacak inşallah Allah izmesin çıkacak. İnşallah. Cezaevinden çıktı değil mi? Yok çıkmadı ya. Tezminat çıktı galiba. Yok çıkmadı o. Askeri onlar da yapıyorlar da. Her yerde onları gönderir Amerika. Doğru doğru. Oyun. Tabii ki tabii eyvallah. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sağ olun hangi mahallede oturuyoruz? Beştelsiz'de oturuyorum. Ben de Yeşiltepe'de. Efendim belediye seçiminde oyumuzu hangi partiye vereceğiz? İlçe ve büyükşehir. AK Parti'ye vereceğiz ya. Büyükşehir'de de ilçe de. Evet. İyiyim Allah aşkına. Allah daha iyisin. Hangi mahallede oturuyoruz? Aşağıda oturuyorum. Veli Efendi'de. Evet. Peki efendim belediye seçiminde reyinizi hangi partiye kullanmak istersiniz? Ablacığım çıkabilir misin? Hangi partiye kullanırsınız belediye? Hangi partiyi çalışmışsa ona. İşte biz bilmiyoruz hangisini çalışmış size göre. Şimdi benim görünüşüme göre ben 65 yıldır burada oturuyorum. Maşallah. Heh. Allah daha uzun ömürler versin. Ama bize çok zorluklar çıkarır. Çok zorluklar çıkarır belediye. Geçen gün gelmiş bak gidelim bak benim binada bir çatlak patlak yok. Bak ben ona oy nasıl veririm şimdi? Verme. Verme oy. Biz vermiyoruz zaten. Vermezsen verme yani sıkıntı yok biz katılıyoruz. Hem Zeytinburnu'na verme evim var hem de bazılarda evim var hem kocasının da evim var. Maşallah. Peki Zeytinburnu'nda hangi partiye vereceksin? Hangi partiye yazalım? Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Vermeyeceksin. Söyleyemeyeceğim dedim. Ha, vermeyeceğim evet, değil. Tamam peki. El başkanlar yönetiyor. Kentsel dönüşüm ve imar başta olmak üzere. Bak şimdi herkes kendi cebine düşüyor. Milleti düşünen kimse yok. Düşünmüyorlar mı? Yok. O zaman niye 25 lira kazanıyorlar? Ha? Niye kazanıyorlar? Senin cebine 5 kuruş koyun, onun cebine 15 kuruş olur kazanır tabii. Öyle mi? Ben 65 yıldır buradayım. Kendim 93 yaşındayım. 94'e gittim hatta. Çok değilsiniz. Evet. Allah uzun çünkü benim 3 yerde benim marketim vardı. Başka 30 milyara sattım üçünü de. Maşallah. Evet. Memleket neresi abi? Kars. Kars çok güzel. Sen nerelisin? Ben Malatyalıyım. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi. Seyit Nizam'da. Bizim Malatyalılar çok. Peki efendim belediye seçiminde oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Vallahi hangi hepsi birbirinki gibi hangi parti olursa olsun. Yani söylemek istemiyorum. Pas geçebiliriz. Pas geçebiliriz. Biraz yukarı kaldırabilir miyim? Ha kaldırdım. Hoş geldin. Sağ olun. Nasılsın? Allah aşkına idare ediyorsun. Hangi mahallede oturuyorsun? Ben Çırpıcı yolunda oturuyorum. Çırpıcı'ya selam olsun. Al işte. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Vallahi abi bu anda kararsızım. Yarın olsa? Yani neden kararsızım? Doğru düzgün bir şey göremiyoruz ya. Hizmet ya göremiyoruz yok. Kentsel dönüşümü istiyoruz genelde. Yapamadılar işte. Yapmıyorlar işte o yanlış yapıyorlar. Evet. Ben de ondan yanayım yani olsun. Bütün binalar hasarlı. Bak demir çıkmış. Sınıfta mı kaldılar? Aynen. Aynen. Demir çıkmış. Evet. Çok bina öyle. Yıkılacak. Evet. Yani ben bunları üstüne gitmeleri lazım. Sınıfta kaldılar. Ya abi aynen doğru diyorsun. Neden biliyor musun? Ya insanların canını hece sayıyorlar. Evet. Şey yok yani icraat yok. Kenarda 20 kat 30 kat veriyorlar dışında. Evet. Ama buralarda ya bak bizim binalarda da öyle. Peki niye kazanıyorum? Madem ki kentsel dönüşüm yapmadan niye 25 lira kazanıyorlar? Ya insanlar abi işte veriyor bir şekilde. Şimdi de bir önceki dönem Çırpıcı Mahalle Muhtarı Zeki Şentürk muhtarımız yanımızda. Muhtarım nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. 5 yıl dinlendin. Evet. Tekrar var mı adaylık, nasıl düşünüyorsun? Vallahi meclis üyesi aday oldum. Öyle mi? Evet. Hayırlısı olsun. Peki Zeytinburnu'nun durumu nasıl? Şu anda Zeytinburnu'nun durumu hangi anlamda soruyorum? Mesela belediye seçiminde siz oyunuzu kime kullanacaksınız? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanacağım. Hayırlı olsun. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Vallahi İstanbul'un kurtuluşu geliyor. İstanbul'un kurtuluşu. Peki 25 yıldır Zeytinburnu'nu AK Partili belediye başkanları yönetiyor. Kentsel dönüşüm ve imar başta olmak üzere kenarlara yüksek veriyorlar. Evet. Başarılı buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Değişim olmalı mı olmamalı mı? Ne düşünüyorsunuz? Ben şu başarılı bulmuyorum. Eksik. Neden dersen eksik. Önce sahil bandını komple imara açtılar. Bir kere ambarları işte vesaire. Zeytinburnu'nun içi şu anda dökülüyor. Yani insanlar şu anda diyebilirim ki
canlı mezarda, tabut evlerde kalıyorlar. Aslında muhtarım 25 yılda normalde kentsel pilot bölge vesaire açmışlardı. 11.16 kilometre, 12 kilometre bile değil, tamam, yarısı mezarlık. Samimi bir yaklaşım olsaydı bence dönüşüm olurdu. Bence de olurdu. Yani Zeytinburnu İstanbul'un en güzide yerlerinden biri. Çok iyi, çok iyi, çok iyi mantıklı projelerle iyi dönüşüm olurdu. Yani kesinlikle olurdu. Yani şu ana kadar Zeytinburnu'nda dönüşüm olmayan yer kalmazdı. Eksik ne? Samimiyet mi yok? Bilgi mi yok? Eksik şu. Eksik dönüşüm olursa şu anki mevcut belediye seçimi kaybeder. Ondan dolayı mı? Bence de. Yani niye? Çünkü değişim olacak o zaman. Dönüşümün olduğu yerde değişim olur. Şimdi örnek veriyorum, bir Maltepe Mahallesi değişmiş, bir işte sahil değişmiş. Yani şimdi oradaki seçmen profili de değişiyor. Şimdi hiçbir iktidar da bu değişimi istemez. O zaman bilerek... Yani şöyle düşünün, değişim olduğu zaman burada konfeksiyonlar kalmayacak. Konfeksiyonlar kalmadı mı göç de kalmayacak. Göç kalmadığı zaman eğitimli insanlar... Hiç öyle düşünmemiştim yani. Yani tabii mantıklı baktığınız zaman evet, çoğu düşünmüyor zaten. Çok insan düşünmüyor onu. Evet. Tekstil gidince... Yani şu anda tabii. Şu anda zaten dönüşüm olduğu anda burada atölye denen bir olay kalmaz. Yani zaten yaşayamaz. Çünkü dükkanlar da çok pahalı olur. Abi, şimdi insanların burada yaşaması da çok... Göç gibi. Bilerek yapmıyorlar. Yani bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor onu bilemiyorum ama. Muhtarım 31 Mart'ta bir değişim olacak mı Zeytinburnu'na? Vallahi temennimiz. Biz şimdi bir şey demiyoruz ama temennimiz. Yani gönlümüz değişimden yana. Bakalım göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hem size soralım. Hoş geldiniz. Muhtarımı gördüm. Eyvallah. Biz de gördük muhtarımızı. Muhtarımı gördüm. İnşallah meclis üyesi orada göreceğiz. Seni de göreceğiz inşallah. Meclis üyesi aday olmuş. Seni de göreceğiz ama. İnşallah. Ha? Nasılsınız, iyi misiniz? Harikayım, siz nasılsınız? Süper. Efendim, Zeytinburnu'nda ve Büyükşehir'de reyimizi hangi partiye vereceğiz? Ben reyimi varsa İmamoğlu düşünülür. Tamam, Zeytinburnu. Tamam, Zeytinburnu'da. Zeytinburnu'na bak şimdi. Eğri oturalım, doğru konu. Beni çok iyi tanır. Muhtarım benim. Evet. Tamam mı? Benim yıllarımın muhtarı. Şu an yönetim olarak ben memnunum. Peki bir. Dönüşüm mesela 25 yıl oldu, çeyrek asır. Bak dönüşümde problemliyiz. Evet. Bu da bak dönüşümde problemliyiz. Bir. İkincisi şu mülteci olayı. İki. Üçüncüsü şu trafik olayı. Tek başına yeterli değil mi zaten? Tabut evde olur, gerisi olsa ne olur? Şimdi bakın çok ilginç bir şey var. Yani çay ısmarlamış, kahve ısmarlamış, bir anlamı yok ki. Ben şimdi onları ben hain olarak kabul etmiyorum. İnsan, çay kahve ısmarlamakla değil. İnsan olması benim için çok önemli. Doğru. Bak insan olması. Tamam. Ama öyle bir şey ki sen kalkacaksın, bazı özel tavırlar uygulayacaksın. Bunu kabul bir edemem. Bir muhtarımla görüştü. Dedi ki Zeytinburnu'nun tamamı 12 kilometre bile değil. Yarısı mezarlık. 1999'da bütün üst geçitlere yazdılar, dönüşüm başladı. Hani? Muhtarım daha iyi bilir. Hani yok. Muhtarım daha iyi bilir. Ben hani? Ne diyebilirim? Şimdi ben metrekareyi hesaplamadım.